Evdeki şaraflar ne olacak? Depolardaki küplerdeki rızıklarımız ne olacak? Onu Yahudi ve Hristiyanlara satalım mı? Allah Resulü o aklı uyuşturuyor mu? Evet dediler. Hayır, onlara da satamazsınız. Bugünden itibaren hepsini Medine'nin dışındaki falan dereye dökeceksiniz. Bugün. Hemen erkeklerinin imanına bakınız, kurban olayım onların imanına. Sem'an ve ta'aten, işittik, itaat ettik dediler ve hızla evlerine koştular. Ya hanımlarının imanı, kurban olayım onların da imanına. Beylerine dediler ki bir telaş var, hayırdır? Hayırdır elhamdülillah dediler. Rabbimiz şarap necasetini haram kıldı. Biz de içmeyi terk ettik dediler. Hanımları dedi biz de terk ettik. Allah ve Resulünün emri her şeyin üstündedir. Ya benim yarın bir toplantım var. Hayli önemli kadınlar gelecek. Hele bu hafta içeyim de bakayım demediler. İşte peygamber sevgisi bu. Onun emri her şeyi biçmeli. Ve dediler ki evlerdeki şaraplar depolardakiler ne olacak? Düşünün 200 deve yükü şarap. Yani bugünkü sizin anlayacağınız 200 tır yükü kaliteli, yıllanmış, pahalı şaraplar. Birçoğu böyle. Tonlarca. Bugün dediler Resulullah hepsini falan dereye dökmeyi emretti. Semi'ana ve ata'ana, işittik, itaat ettik. Hanımları dediler, vallahi siz onları dökmedikçe sizi eve almayacağız. Biz de size yardım edeceğiz. İşte peygamber sevgisi budur. Allah sevgisi budur. İşittik, itaat ettik. İşittik ama Beni İsrail'in yaptığı gibi Hazreti Musa, işitiyoruz ama işitmemezlikten geliyoruz. Üzülerek söyleyeyim, sizi tenzih ediyorum. Ama Müslümanların bir kısmı bugün böyle. İşitiyoruz ama işitmemezlikten geliyoruz. Bir türlü hastalıklardan da kurtulamıyoruz. Manevi hastalıklardan, toplumsal hastalıklardan, ailevi hastalıklardan, gençlik, orta yaşlılık, ihtiyarlık hastalıklarından bir türlü kurtulamıyoruz değerli kardeşlerim. İşte onlar böyle dediler de tam bir hafta ancak o şarap bitti. Nehir gibi aktı diyor tarihçiler, nehir gibi. Düşünebiliyor musunuz? Hiç kimse demedi yahu biz olsak. Kurban olayım peygambere. Ben sizi tenzih ediyorum ama ya peygamber ekonomiyi pek bilmiyor ya. Nasıl olacak? Bu iş böyle olmaz. Hele bunu satalım. Onu satınca şeytan diyor ki yeni bir kamyon daha getir. Yeni bir tır daha getir. Sonu yok ki ölünceye kadar. Bu böyle sürüp gider. Günahın sonu yok. Onun için Allah ve peygamber sevgisi günaha son vermektir. İşittik, itaat ettik. Değerli kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicret etmeden önce Medine'de iki kabile Arap vardı, üç kabile Yahudi vardı. Bir de perakende dediğimiz üçer beşer aile başka milletler vardı. Ama hakimiyet bu ikisinin elinde gelip gidiyordu. İdare hakimiyeti Araplarda, ekonomik hakimiyet Yahudilerdeydi. Araplar iki kabileydi. Amir'in oğlu Evs ve Hazreç'iydi. Önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin doğumundan takriben 1000 yıl önce Yemen'in Me'rib Seddi'nin yıkılışından kısa süre önce Amir'in oğulları gelerek Medine'ye yerleştiler. Bilahare 300 yıl sonra Yahudiler geldiler. Kısa zamanda bugün Müslümanların arasına sokulan ırkçılığı kısa zamanda Medinelilerin arasına sokmayı başardılar. Efendim onları överken Evsiler ve Hazreciler diyorlardı, Amiriler demiyorlardı. Halbuki onlar Amiriydi. Bugün Rusya Orta Asya'da aynı şeyi yapıyor. Kırgız diyor, Kazak diyor, Türkmen diyor, Azeri diyor. Bölüyor sonra yönetiyor. İşte Amerika ve Avrupa Arapları bölerken Suriye, Irak diyor. Arabistan diyor, Mısır diyor, Tunus diyor, Cezayir diyor. Böl yönet.
Aynı oyunu Türkiye'nin başında oynuyorlar ama inşallah muvaffak olamayacaklar. Burada kardeşçe oturanlar hiçbir zaman onların isteğini yerine getirmeyecek inşallah. Onların hevesleri kursaklarında kalacak Allah'ın izniyle. İnşallahü Rahman. Ve onlara kızdıklarında da annelerinin ismi Kayle'ydi, Kayle oğulları diyorlardı. Mesela Resulullah Medine'ye hicret edince Allah kahretsin Kayle oğullarının beklediği peygamber geldi diyorlardı. Ama övünce Evsiler böyle kahraman, Hazreciler böyle kahraman. Yahudi şairler Evsiler ve Hazreciler için şiir yazıyorlar. Bir Hazreci bir vuruşta 50 Evsiliyi öldürdü. Bir Evsili bir vuruşta 100 Hazreciyi öldürüyor diye böyle fitneyi ekiyor ve her günde ateşin üzerine benzin döküyorlardı. Ne zamana kadar? Her savaştan sonra kazanan tek taraf Yahudiler oluyor. Çünkü iki tarafa silah satıyorlar. Ve Allah Resulü Medine'ye gelmeden 3-5-10 yıl önce de Medine'nin can damarı olan su kuyularını Yahudiler faizli, borcun faizi karşılığında aldılar ellerinden. En önemli kuyu Rume kuyusu. Suyu, Arapların suyunu parayla Araplara sattılar. Onların dedesi dün böyle yaptı, torunları İsrail bugün Fırat'ın üzerinde. Bugün Dicle'nin, bugün efendim Yarmuk Nehri üzerinde, bugün Nil Nehri üzerinde hayal yürütüyor. Evet, hayal yürütüyor. Eğer Müslümanlar erken uyanmazlarsa Kudüs'ü kaptırdılar, Allah korusun başka yerleri de kaptırabilirler. Onun için erken uyanmak lazım değerli kardeşlerim. Ve bakınız, Resulullah Medinelileri 6 kişi İslam'a davet etti. İçlerinde Esad bin Zürare çok değerli, çok akıllı bir insandı. Hazreciydi. Dedi ki arkadaşlar, bu zat, bu peygamber Yahudilerin bekleye geldikleri, bizimle savaşa girdiklerinde Allah'ım, o ahir zaman peygamberi Ahmet Aleyhisselam'ın hürmetine bize yardım et dedikleri, biz onları yendik de zararı yok, bizi yendiniz ama Ahmet Aleyhisselam gelmek üzere, ona iman edeceğiz, onunla sizi yeneceğiz. Yahudiler böyle diyordu. Ey kardeşlerim, Ahmet Aleyhisselam aramızda, aramızda. Gelin biz ona iman ettik ama uyalım da kurtulalım. Mesele bu. Uyalım ona kurtulalım. O öyle diyordu. Bakınız, biz iman edip sizi yeneceğiz. Esad bin Zürare dedi ki arkadaşlar gelin biz iman edelim, Yahudileri geçelim. Ve hemen iman ettiler. Dediler ki ya Resulallah, biz kavmimizi düşman olarak bıraktık. Bu as savaşında 120 tane adam öldü birbirimizden. Hiçbirimiz kazanmadık. İnşallah senin gelişinle biz kardeş oluruz dediler ve ayrıldılar, Medine'ye koştular. İslam'ı yaydılar. İslam geldi, düşmanlık bitti. Kim rahatsız oldu Medine'de İslam'dan? Münafıklar. Gece karanlığında iş bitirenler, milletin malını sömürenler, millete zulmedenlerle onları sömüren Yahudiler İslam'ın gelişinden rahatsızdı. Bugün de aynı şey. Değişim hiçbir şey yok. İslam'dan sadece rahatsız olanlar işte bu gruplardır. Dün olduğu gibi bugün de aynıdır. Değişen hiçbir şey yok. Değişen sadece zamanlar ve isimlerdir kıymetli kardeşlerim. Ve Resulullah Medine'ye geldi. Bir gün Medine-i Münevvere'de, Medine-i Münevvere'de bir gün Evsilerle Hazreciler düşmanken oturmuş kardeş olmuşlar. Düşmanlık bitti. Kardeşlik geldi. Şimdi o düşmanlığı ekmek istiyorlar. İnşallah muvaffak olamayacaklar Allah'ın inayetiyle. Şemmas bin Kays adlı bir Yahudi dedi ki bir genç Yahudi'ye, şu uğursuz adam, yani Muhammed Aleyhisselam'a uğursuz adam diyor. Nereden geldi ya? Ne iyiydi onları kavga ettirmiştik dedi. Hemen dedi gel benimle beraber gidelim oraya. Ben Hazreticileri öveceğim, sen de Evsileri öveceksin. Şimdi birisi Arapçılık yaptırıyor bize. Birisi Türkçülük yaptırıyor, birisi Kürtçülük yaptırıyor, birisi Afgancılık yaptırıyor, birisi Pakistan'da yerli, birisi de muhacir kavmi hareketi yaptırıyor.